Üçüncü birleşimini açıyorum. Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. Sayın milletvekilleri, gündemimize göre 2020 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi ile 2018 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanunu teklifi üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz. Program uyarınca bugün 7. turdaki görüşmeleri yapacağız. 7. turda Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bütçe ve kesin hesapları yer almaktadır. Komisyon yerinde. Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince tur üzerindeki görüşmelerde siyasi parti gruplarına ve iç tüzüğün 62. maddesi gereğince istemi halinde görüşlerini bildirmek üzere yürütmeye 70'er dakika söz verilecek. Bu süreler birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilecek ve şahsı adına yapılacak konuşmaların süresi de 5'er dakika olacaktır. Ayrıca konuşmalar tamamlanınca soru cevap işlemi 10 dakika soru, 10 dakika cevap olacak olarak yapılacak ve sorular gerekçesiz olarak yerinden sorulacaktır. Bilgilerinize sunarım. 7. turda siyasi parti grupları, yürütme ve şahısları adına söz alanların adlarını sırasıyla okuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Adana Milletvekili Ayhan Barut, Antalya Milletvekili Aydın Özer, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Bursa Milletvekili Zafer Işık, Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu, Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan, Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Elazığ Milletvekili Metin Bulut. İyi Parti grubu adına Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Erzurum Milletvekili Mehmet Naci Cinisli, Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Mersin Milletvekili Zeki Hasan Sıdalı. Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Mersin Milletvekili Baki Şimşek. Halkların Demokratik Partisi grubu adına Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Van Milletvekili Muazzez Orhan, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Gaziantep Milletvekili Mahmut Doğrul, Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Muş Milletvekili Şevin Coşkun. Şahıslar adına lehinde Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, aleyhinde Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer. Değerli milletvekili, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına konuşmalara başlıyoruz. İlk söz Kamil Okyay Sındır. Buyurun Sayın Sındır, süreniz 10 dakikadır. Sadece 1 dakika ilave yapacağım. Onu önceden hatırlatayım bütün milletvekillerimize. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yürütmenin değerli bakanları ve yöneticileri. 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifiyle 2018 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz adına söz almış bulunmaktayım.
Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi bütçe sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede, huzur ve refah içinde bir yaşam için Sayın Sındır bir dakika izin verin. Değerli yürütme köşesi bürokratlar, lütfen artık yerimize oturalım çünkü salonda uğultu oluyor. Konuşmalar başladı. Hep birlikte sükunet içinde dinleyelim. Buyurun Sayın Sındır. Teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi bütçe sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede, huzur ve refah içinde bir yaşam için kaynakların, gelir ve harcamaların doğru tercih ve önceliklerle en uygun dağılımını düzenleyen bir kanun metnidir. İktidarlar bütçeyi hazırlar, övgüyle sunar, muhalefet ise bunu denetler, inceler, eleştirir ve daha iyiyi ve güzeli göstererek yapıcı öneriler geliştirir. Bugün konuşmamda benden belki alışkın olmadığınız hiciv ve teşbihlerle bezenmiş bir konuşma yapmaya çalışacağım. Teşbihte hata olmaz diyerek peşinen beni bağışlamanızı diliyorum. Öncelikle bu bütçenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, değerli milletvekilleri, üç önemli bakanlığımız bugün Meclis Genel Kurulumuzu şereflendirmişler. Hoş gelmişler. Ben bu üç bakanlığımıza üç iyi bakanlığı diye isim vermek istiyorum. Kamu kaynaklarımızın örtülü, gizlenmiş ve fahiş giderleriyle israfın baş sorumlusu olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, diğer bir deyimle israfın bakanlığı, ithalat ile sektörünü kalkındırabileceğini ve çiftçisini, üreticisini ve tüketicisini memnun edebileceğini düşünen Tarım ve Orman Bakanlığımız, diğer bir deyişle ithalatın bakanlığı, adında gençlik ve spor gibi dinamizmin ve sağlıklı nesillerin beklentisini taşıyan, ancak gençlerimize umutsuzluk, durağanlık, başıboşluk ve %27'lere varan işsizlikten başka bir gelecek sunamayan Gençlik ve Spor Bakanlığımız, diğer bir deyimle İşsiz Gençliğin Bakanlığı. Değerli milletvekilleri, öncelikle sonradan söyleyeceğim, baştan söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın da kendisini tabir ettiği gibi bu bütçeye de yapılabilecek en güzel tanım şahsın bütçesi olacaktır. Alice Harikalar Diyarında masalında olduğu gibi gerçekçilikten uzak, doğrulardan yana olma özelliği taşımayan, hayalci, halkımızı toz pembe bir ülkede uyutma çabası içinde olan, özellikle köy projelerinde olduğu gibi ticari sırlarla bütçe tertiplerinin aralarında sırlanmış ve bir bilmece haline dönüşmüş, çeşitli ödenekler ile gerçekleri örtmeye çalışan bir bilmece ve masal bütçesi. Aslında şöyle demek belki daha doğru olacaktır. Şahsım Harikalar Diyarında bütçesi. Bakın neden? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda bazı ilkeler tanımlanmıştır. Kalkınma planı ve programlara, idarelerin stratejik planlarına uygun hazırlanması, tüm gelir ve giderlerin bütçelerde gösterilmesi ve bütçenin denkliğinin sağlanması ve açıklık, doğruluk ve mali saydamlığın esas alınması bunlardan bazılarıdır. Oysa bu bütçede çok temel ilkelere dahi uyulmamış olduğunu görüyoruz. 2019-2023 yılları dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı dahi bir yıl gecikmeli yürürlüğe girdi bildiğiniz gibi. Sayıştay'ın değerlendirme raporlarında da bu ilkelere birçok aykırılıklar olduğunu söyleyen çok sayıda bulgu yer almakta. Yasal olarak genel bütçe ödeneklerinin %2'sine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine yedek ödenek konulabilir hükmü olsa da 2018 yılında bu oran bütçe kanununa konulan 6. maddeye dayandırılarak %7.2'yi bulmuştur. Anayasanın 161. maddesinde yer alan harcanabilecek tutarın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle aşılabileceğine dair bütçe kanununa hüküm konulamaz hükmü dahi ihlal edilmiştir. Toplam 134 adet kamu idaresine yedek ödenekten aktarma yapıldığı, yıl sonu gelir ve gider tahminlerinin gerçekleşme oranlarında da büyük sapmalar olduğu görülmektedir. Kısaca görülen o ki hükümet kervanı yolda düzmektedir. Aslında benim güzel bir önerim var. Madem hukuk, anayasa, kanunlar yok sayılıyor, Sayın Cumhurbaşkanı, namı diğer şahsım, bizi de hiç yormasın, hep yaptıkları gibi getirsin bir torba bütçe kanunu, 6. maddesindeki %10 yedek ödenek üst sınırını %100'e çıkarıversin. Bütün kurumların ödeneklerini koysun tek kalem yedek ödeneğe. Yıl içerisinde ne zaman nerede ihtiyaç varsa oraya aktarıversin. Olsun bitsin. Biz de yorulmayalım. Değerli arkadaşlar, şaka bir yana böyle bütçe uygulaması olmaz. Plansız, programsız, çala kalem
biraz ciddiyet diyorum. Değerli milletvekilleri, bakın sizlere köy, yani kamu özel işbirliği projeleriyle ilgili birkaç grafik göstermek istiyorum. Ve üzülerek söylemek istiyorum ki Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinin bugün %12.7'lik kırmızı olarak gördüğünüz %12.7'lik kısmına tekabül eden kamu özel işbirliği ödemeleri 2022 yılında yaklaşık 3 yıl sonra %27.8'e çıkacağı bakanlığın bütçesinde öngörülmektedir. Bütçenin 1/3'üne varan kısmı sadece şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak ödenmektedir. Sayın Bakan'ın bahsettiği hasta garantisi evet yoktur ama kira bedeli vardır. Hizmet bedeli vardır. O da rakamsal olarak 21.9 milyar liralık bir ödenek 2022'de bizi bekliyor değerli arkadaşlar. Tabii bu yeter mi? Yetmez. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün de benzeri bir şekilde 2017 yılında 4.4, 2018'de 10.2 olan, bu yılın Ağustos ayı itibariyle 19.9 milyar lira olan ve cari transferler içerisinde hane halkına yapılacak transferler ödeneği içerisinde gizlenmiş sırlanmış olan ödenekler 2022 yılında bütçenin neredeyse yarısına yakın bir kısmını, %46.7'sini teşkil ediyor. Aslında ikisini bir arada değerlendirdiğimizde bu yıl itibariyle 11 milyar olan bu kamu özel işbirliği ödenekleri yaklaşık 35 milyara çıkıyor 2022 yılında. Değerli arkadaşlar, bunların vebali üzerimizde kalır ve yarın bir gün geleceklerini çaldığımız, ipotek altına soktuğumuz ve yoksulluk ve sefalet içine sürüklediğimiz çocuklarımıza, torunlarımıza ve gelecek nesillerimize hesabını bunun veremeyiz. Tarım ve Orman Bakanlığımız 2018 yılı Sayıştay raporları incelendiğinde bakanlığımız 50'nin üzerinde eleştirilen bulgu ile sınıfta kalmıştır. Bunlar arasında usulsüz ihale süreçleri, ithaline izin verilmeyen hayvan ırklarının ülkeye girişine izin verilmesi, GAP eylem planında bulunan projelerin büyük bir kısmının gerçekleştirilmemiş olmasını da söylemeden edemeyeceğim. Değerli milletvekilleri, Sayın Tarım ve Orman Bakanım, çiftçimiz maalesef borç batağında ve toplam borcu 160 milyar lirayı aşmış durumda. Tarım kanununa göre 2006 yılından bugüne kadar çiftçiye yaklaşık 180 milyar lira eksik ödeme yapılmış. Tarımda girdi maliyetleri çok yüksek Sayın Bakan. Çiftçinin ürettiği ürünü para etmediği gibi gübreye, ilaca, mazota, elektriğe, suya parası yetmiyor. Üretici toprağından kopuyor, tarlasına, bahçesine, ahırına gitmekten soğuyor. Üretimden vazgeçiyor. İktidara geldiğiniz günden bugüne nüfus artışına rağmen üretim çiftçi sayımızda 700 bine yakın azalma olmuş. Yine 2002 yılından günümüze ekilen tarım alanlarımızda 3.4 milyon hektar, yani Trakya tarım alanının 3 katından daha fazla bir alan tarım dışına terk edilmiş. Bakın bu elimdeki pamuk raporu Sayın Bakan. Bu rapor bakanlığınız tarafından yayınlanmış bir rapor ve içinde ne yazıyor? Okuyorum. 2019 yılında gübre, mazot, ilaç ve işçilik fiyatlarında aşırı artışlar nedeniyle artan maliyetler üreticiyi zor duruma düşürmüştür diyor bakanlığınızın raporu. 2018 yılına göre pamuk fiyatlarında ülkemizde %7 düşüş yaşanmıştır diyor bu rapor. Bu itiraf değil de nedir? Bitkisel ve hayvansal tarım ürünlerinde net ithalatçı olduk. İthalatımız ihracatımızın neredeyse 2 katı. Tarımı kalkındırmak istiyor ve üretim ekonomisini öngörüyorsanız size önerim, bakanlığın bu bütçesini tarımsal destekleme ödemelerini en az 2-3 kat artırın. Bilimsel bilgiyi üreticiye ulaştıracak olan ve atama bekleyen on binlerce ziraat mühendislerini, veteriner hekimleri, gıda mühendislerini, tekniker teknisyenleri istihdam edin. Araç sayınızı arttırın Sayın Bakan. Köy köy dolaşan ziraat mühendisleri uzmanlar olmalı. Üreticileri üretim teknikleriyle örgütleyerek kooperatifleşmeyi güçlendirin. Satış ve pazarlama konusunda, finansman konusunda, lisanslı depoculuk konusunda farkındalık ve bilinç yaratarak aydınlatın. Sayın Bakan, sizden çok rica ediyorum. İthalatı ve ithal ürünleri öven, teşvik eden ve ithalat sopası göstererek üreticilerimizi tehdit ile terbiye etmeye çalışan politikalarınızdan vazgeçin. Paramız var ki ithal ediyoruz gibi söylemlerden sakının. Olsa da demeyin. Kendi zeytin ve zeytinyağımız sizin önderliğinizde tanıtım ve katma değer yaratma desteği beklerken Girit Adası'ndaki zeytinyağını övmeyin. Çiftçi çok çok çalışır, az az kazanır. Bunun genel kanunu ne yazık ki böyle demişsiniz Sayın Bakan, demeyin.
dediyseniz de bu sözünüzü geri alın. Zira bu türden sözleriniz bizi üzüyor, içimizi acıtıyor. Bu ülke hepimizin, çiftçilerimiz de milletimizin gıda egemenliği ve güvencesi adına baş tacımızdır. Onlara samimi bir şekilde alacağınız karar ve uygulamalarınız ile sahip çıkınız. Sayın Tarım ve Orman Bakanım, Cumhuriyet'in rekorlarını kırdık diyorsunuz ya, ben de size bu rekorlardan birkaçını söylemek istiyorum. 17 yıllık iktidarınız döneminde 102.2 milyar dolarlık rekor dış alım yaptınız. Buğdayda, pamukta, ayçiçeğinde, pirinçte, soyada, kırmızı ette, canlı hayvanda ve daha nicesinde rekor ithalat rakamlarını yakaladınız. Meralarımız boş dururken, ıslah beklerken samal... Buyurun Sayın Sındır, sözlerinizi bağlayın lütfen. Sayın Bakan, ihracatımızın ithalatı karşılama oranını bitkisel üretimde %49.3'e, hayvancılık sektöründe de %28.05'e düşürerek rekorlar kırdınız. İktidarınızın rekorları saymakla bitmez ama zamanın bu rekor gurur tablosunu tümünü sunmaya yeter değil maalesef. Ne diyor şair Orhan Veli? Cep delik, cepken delik, kol delik, mintan delik, yen delik, kaftan delik, kevgir misin be kardeşlik? Ben de diyorum ki 2020 yılında %1'lik zenginler kulübünün ve saray şürekasının ve tabii ki muhterem şahsımın kevgir bütçesi devletimize, vatanımıza ve milletimize olabilecek ise hayırlı olsun. Ama unutulmasın ki elbet bir gün, hem de çok yakın bir gün, her şey emin olacak. Bu güzel memleketimizde ne ezilen ne ezen kalacak. İnsanca ve hakça bir düzen mutlaka kurulacak. Yoksulun, işsizin, emekçinin, çiftçinin, esnafın, üreten, katma değer yaratan, yüksek teknolojik üretim yapan ve gelirini emekçileriyle paylaşan sanayicinin, emeklilikte yaşa asla takılmayacakların, 3600 ek gösterge bekleyenlerin, atama bekleyen öğretmenlerin, mühendislerin, mimarların, uzman erbaş... Son cümlenizi lütfen tamamlayın. 3600 ek gösterge bekleyenlerin, atama bekleyen öğretmenlerin, mühendislerin, mimarların, uzman erbaşların, sağlık, diyanet, kolluk çalışanlarının, ağaçların, kuşların, börtü böceğin bütçesi elbet olacak. Hem de çok yakındır diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Sındır.